Yukarıdaki cümlede geçen kendi doğum yatağını hiçbir yardım almadan hazırlamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kendime hiç de yakın görmediğim yazarlar var. Beket gibi ya da çok sevmekte birlikte bambaşka bir roman anlayışında olduğunu düşündüğüm Yaşar Kemal gibi oysa birinin ruh Ötekinin yazı dili evet tabi yerlerden sızar yazdıklarıma hangi yazar daha bir çekirdek halindeyken kendi doğum yatağını hiçbir yardım almadan hazırlayabilir ki? Burada bahsettiği aslında bir bebek düşünelim. Doğduğunda tek başına bir iş bile yapamaz yani çevresindeki anne babası olsun veya bakıcısından yardım alması gerekiyor. Burada da aynı bu benzetme vardır. Geleceğe kendini başkalarından yardım alarak hazırlar. Bakalım. A. Klasik yapıtları hiç okumamak. Klasik yapıtlarla ilgili bir söylem yok. B. Üslup olarak özgün olmamak. Hayır, üsluptan da bahsedilmemiş. C. Başka yazarlardan yararlanmamak. D. Kendi eserini beğenmemek. Hayır, kendi eserini beğeniyor aksine. E, farklı eserlere gönderme yapmamak. Hayır gönderme ile de alakalı bir durum yok. Cevabımız C seçeneği. Bu cümledeki altı çizili sözle Oktay Rıfat'ın şiirleri için aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir demiş. Oktay Rıfat'ın şiiri her dönemde kafayla okunan bir şiir olmuştur. Duyarlıkların en hasını o tattırmış, duyguların en incesini dizelerinde sunmuştur. Ne var ki duyarlılıkların tadına bile kafa, akıl yoluyla varmanız gerekir. Yani imgeleri en güzel şekilde kullanıp buna da akıl ve mantık yoluyla ulaşmaktan bahsediyor bize. Yani hayalin çok üstünde bir söylem yok. Böyle bir cevap arıyoruz. Bakalım. A. Günlük hayatın yansıtıldığı. Hayır. B. Duygusal yönünün zayıf olduğu. Duygusal yönünün zayıflığından bahsetmiyor. C. imge bakımından zengin olduğu. Evet bundan bahsediyor fakat bizden istediği bu. D. Gerçekçiliğin ön planda tutuldu. Aradığımız cevap. E. Düşünce boyutunun ağır bastığı. Düşünce boyutuyla ilgili bir söylem yok. Gerçekçilik, kafa, mantık, bu düşünceler var. Bakın cevabımız D seçeneği. Bu parçada geçen damgasını vurmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. İkinci Yeni kuşağı Cumhuriyet dönemi edebiyat dünyasına özellikle şiir alanında damgasını vuran bir kuşak olmuştur. Damgasını vurmak demek <laughs> şiir alanında çok fazla dikkat çekmiş yani iz bırakmışlar belirgin hale gelmişler anlamına gelir. Bakalım A şiirlerinin altına özel işaretler koymak. Hayır özel işaretlerden bahsedilmiyor. B şiirde iz bırakılan bir dönem olmak. Evet iz bırakmak, damga vurmak. C şiirde yeni biçimleri denemek. Hayır yeni biçimler denenmemiş. D Şiirin etkileyiciliğini kitlelere taşımak böyle de bir söylem. Yok. E şiirin kendine özgü özellikleri olduğunu göstermek, hayır, damga vurmak, o döneme iz bırakmak anlamına gelir. Cevabımız B seçeneği. Bu cümlede geçen şiir denen uçurtmanın ipini parmaklarımın arasında hissetmek sözüyle belirtilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Mektepli yıllarımızda edebiyat hocamız Ahmet Hamdi Tanpınar'dı. Kendisinden çok faydalandık. Mektep sonlarına doğru bayağı eli yüzü düzgün şiirler yazmaya başladım diyebilirim ki artık şiir denen uçurtmanın ipini parmaklarımın arasında hissetmeye başlamıştım diyor. Yani parmakları arasına almış, özgür hissetmiş, kendini yetkin ve belirgin hale getirmiştir. Bakalım böyle bir söylem arıyoruz. A şiir üzerine değerlendirme yapabilmek. Hayır, değerlendirme ile ilgili bir söylem. Yok. B şiir okumaktan zevk almaya başlamak. Hayır. C. Yetkin şiirler yazmak. Yani uçurtmanın elini uçurtmayı artık kendi parmakları arasına alıyor. D. Özgün şairlerle tanışmayı başarmak. Hayır. E. Özgürlüğü konu edinen şiirler yazmak. Bu hiç değil. Cevabımız C seçeneği. Bu cümledeki altı çizili sözle peyami sefa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir diyor. Peyami sefanın başlangıçta batı doğu sorununu basit kişiliklerde somutlaştırarak ortaya koymaya çalışması ve giderek bu sorunu daha soyut bir düzeyde çözümlemeye yönelmesi romancılığını güçlendireceği yerde baltalamış ve zamanla düşünür yanının sanatçı yanını ezmesine yol açmıştır diyor. Yani burada da bahsettiği gibi düşünce yönü sanatını köreltmiş. Düşünce yönü daha ağır basmış. Böyle bir söylem arıyoruz. Bakalım. A. Yapıtlarında duyguların duygularını açıkça ifade etmesi. Hayır. Duygularla ilgili bir söylem yok. B. Öğretici bir uslup ile yapıtlarını oluşturması öğreticilikten de bahsedilmiyor. C toplum için sanat anlayışıyla eser vermesi. Hayır böyle bir söylem yok. D sanatını düşünceleri doğrultusunda kullanması. Böyle bir söylem yok. E edebi hayır pardon sanatını düşünceleri doğrultusunda kullanması. Yani düşünce ağır basmış aradığımız cevap bu. Edebi görüşlerine yapıtlarında yer vermesi bu da değil. Edebi görüşten de bahsedilmemiş. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki cümlede altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sanat hangi coğrafyada üretilirse üretilsin sınır tanımayan bir sesle tüm insanlığı buluşturan bir güce sahiptir. Tüm insanlık deyince eşittir evrensellik diyoruz. Bakalım. A evrensel bir niteliğin olması, B gerçek hayatı yansıtması, C çok değerli konuları işlemesi ve özgür tarzda oluşturması. Özgür bir tarzdan bahsedilmiyor. E üretken bir yapısının olması. Tüm insanlık deyince aklımıza evrensellik gelecek. Cevabımız A seçeneği.